Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet, bahsettiğimiz gibi yeni hazır Las Evinik takımlarımız gelecekti. Daha doğrusu bir takım hazır Las Evinik Japones muhabbet kuşları aldık. Birazdan sizlere onları göstereceğim. Arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Bugün mama verdik. Sarmamızdaki muhabbet kuşları mamalarını afiyetle yiyorlar. Evet, dün geç saatte geldi. Yani 21.00 civarlarında geldi. Mersin'den geldi. Raşit Kutluboğa kardeşimiz var. Facebook'tan da aratabilirsiniz. Kendisi bize gönderdi. Arkadaşlar, hazırlasaydık Japones muhabbet kuşlarının fiyat aralığı 3.000 ile 5.000 arası değişiyor. Yani kişiye göre, üreticiye göre, yani vasfa göre, ne bileyim kanadına, pırpırına, her şeyine göre fiyatlar değişebiliyor. Yani bunların 3.000 aralığında başladığını bilin. Yavru muhabbet kuşlarının fiyatları ise yani 2.000 liradan, takım fiyatı 2.000 liradan başlıyor. Belki daha uygun yerlere de bulabilirsiniz ama yani ortalama olarak benim bildiğim, tahmin ettiğim fiyatlar bu civarlarında. Evet, kuşlarımızı dün getirdik. Raşit kardeşimiz Mersin'den bize gönderdi. Şöyle bir kutu ile geliyor arkadaşlar. Otobüs ile geliyor. Evet, biz de Amasya'ya göndereceğiz. Aysan Üretim. 3 tane muhabbet kuşu ona göndereceğiz. Bir de Kocaeli'nin Halit kardeşimiz var. Oraya kuş göndereceğiz. Ankara'ya göndereceğiz. Bir de İzmir'de akrabımız var. Yeğenimiz var. Yeğenime bir tane erkek Japones göndereceğim. Evet, şu karşıda erkek var. Bakın mavili. Onu yeğenimize göndereceğiz. Bir çift sarı DF'yi Aytan Üretim'e, YouTube'da Aytan Üretim'e göndereceğiz. Bir de şu dişi var. Bakın şu dişi Japones'i Aytan Üretim'e göndereceğiz. Burada arkadaşlarımıza, dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu takımlar da bizlere hayırlı olsun. İnşallah bunların yavrusunu almak kısmet olacak. Evet, bu sene ilk defa hazır takım alıyoruz. Yani ben genelde yavru alma taraftarıyım. Yani biraz aldığım kişiye de güvendim. O yüzden dolayı Lasting hazır takım alıp tez bir zamanda üretimine başlamak istedim. İnşallah pişman olmayız. Yani kanatları falan çok güzel. Erkeğin kanadını çok beğendim ben. Pırpırları falan çok güzel. Yani dişi de fena değil. Birkaç teli çıkacak dedi. Yani dişinin tüyleri dökülmüş. Birkaç kanat pırpırları çıkacağını söyledi. Bakalım arkadaşlar. Şu an için muhabbet kuşlarımıza üretim kafesi ayarlamadım. Bunları nereye koyacağım bilmiyorum. Yani şurada bir yerlere koyacağız ama bir yer açmamız lazım onlara. Evet. Lasenik hazır takımlarımızın durumu bu şekilde. Muhabbet kuşlarımız bazıları ilk günü atıyorlar. Salmadaki muhabbet kuşlarımız. Salma kafes yaptırma niyetim var ama yine 1500'den aşağı salma kafes yapılan yok. Demonte yaptırdığımız zaman 2000 lirayı falan buluyor. Bakalım arkadaşlar. Maddi imkanlarımıza göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü salma kafes ihtiyacım var. Bir tane salma kafesimiz var. Bir tane salma kafes de yetmiyor maalesef. Evet arkadaşlar, şimdi diğer muhabbet kuşlarımızın durumlarını sizlere bildirelim. Hangi muhabbet kuşlarımıza neler olmuş, neler bitmiş. Teksaslarımız biraz iyiler, durumları iyi. Şunların iki tane yumurtası var. Daha başka yumurta yapmadı. Buradaki hayvanlarımız da aşağı atlamışlar babalarının yanına. Bakıcı babamız bunlar. Yeme düşenler var arkadaşlar burada. Bunlardan bahsettik. Tepeli takımlarımız var. Bunlar yumurtaya yatıyorlar. Hayvanlar yumurta aşamasında. Evet, bunları yeniden tekrardan bir üretim sezonuna hazırlıyoruz. Bunlar boş yumurta atmıştı. E vitamini, Tavgön Fit E50 takviyesi yapıyorum. Aynı şekilde üstteki jumboları da. Bunları ilana koyduk. Satıyoruz arkadaşlar. Almak isteyenler varsa bu takımlar için Instagram'dan, Facebook'tan bizimle iletişime geçsinler. Siz seçtiğini gördüm arkadaşlar. Yani yakın zamanda yumurta yaparlar. Evet, şu an için yumurta yok. Ama yakın zamanda yumurtanın geleceğini bilin. Çünkü dişinin poposu çukurlaşmış. Sırtı çukurlaşmış. Yakın zamanda bunlardan yumurta gelir.
Evet, burada yeme düşmeyi bekleyen muhabbetçilerimiz var. Hatta bir tanesi aşağıya atlamış. Bakın, bakıcı anne baba, bunlar da başkalarının yavrularına baktılar. Yani sağ salim inşallah bunlar da yeme düşürmek kısmet olur. Evet, muhabbet kuşlarımız, bunlar da yumurtaya yatıyorlar. Şekerli takımlarımız da şu an için bir durum yok. Yani bunlar da yuva hazırlığında hala birinci yumurtayı indirmemişler. Alttaki tepeli takımlarımız var. Şeyimiz Jumbo tepeli. Dişimiz de Texas taşıyıcı tepeli arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir sarı tepeli dişimiz var. Bakalım bunların rengi nasıl olacak? Altından nasıl? Hangi tonlarda renk gelecek? Kısmet arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bereket versin diyelim. Buradaki takımlarımızı tekrardan E-Vitamin takviyesi yapıyoruz. Yeni bir üretime hazırlıyoruz. Rainbow'larımızın yavrusu çıkmıştı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bunların kaç tane yavrusu var. Evet, 3 tane yavrumuz var burada. 4 tane de yumurta kalmış. Yumurtanın 2 tanesi veyahut da 3 tanesi boş gibi. Yani bunun 3 tane veyahut da 4 tane yavrusu olur en fazla. DF falan da kaydırdık buraya, sarı DF'nin. Artı kendinin yumurtası da vardı. Bakalım ilerleyen zamanlarda bakacağız onlara. Bunlara da E-vitaminli selenyum takviyesi yapıyorum. Bunlar bugün çiftleşti arkadaşlar. Yani hayvanlar daha yavrularını yeme düşürmeden tekrardan çiftleşip yeni bir kuluçka hazırlığına girecekler. Üçüncü kuluçkasını hazırlıyor bu hayvanlar. Şurada bir tane yavrumuz var ama bunu anne beslemiyor. Niye beslemiyor bilmiyorum. Diğerlerine hepsini beslemiş. Neyse mama koyduk. İnşallah onu besleyecek. Onun takibini yapacağız. Sarılarımızın yavrusu vardı arkadaşlar. Bakalım bunların kaç tane yavrusu olmuş. Evet, bunların da 3 tane yavrusu var. Şu an bir tane yumurtamız var. Maşallah. Bakıcılığı falan da çok süper bunların. Yani bunları dinlene koyduk ama şu an için bekleme de bunlardan. Evet. Alt tarafta takımlarımız var. Japonik takımlarımız. Bunları da ilana koyduk. Dişimiz yumurtaya yatıyor. Bakın. Bunun kaç tane yumurtası var sizlere göstereyim. Evet. Bunun 2, 4, 6 tane yumurtası var. Yumurtanın 3 tanesi solo vaziyette. Diğerleri de oluşma sürecindedir belki. Evet. Takımlarımız güzel. Bu takımlar da güzel. Bunlar da yumurtasını aldığımız takımlar. Evet arkadaşlar, şu an için kümesimizin durumu bu şekilde. Yeni aldığımız Lasevink hazır takımları vardı. Konumuzun başlığı aslında buydu. Evet, umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdilik videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Videomuzu beğenerek kanalımıza da abone değilseniz bize abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.